Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz zencefilli reçeli tarifi. Tarifimizi özellikle grip olduğunuz zamanlarda yaparak kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Kesinlikle çok şifalı, çok sağlıklı bir tarif. Biz de taze zencefille size şöyle kış aylarında tüketebileceğiniz bir reçel yapalım istedik. Bunun için 350 gram taze zencefilimiz var. Taze zencefilin kabuklarını soyuyoruz. Ben önceden soydum, hazırladım videoda çok fazla sizlerin vaktinizi almamak adına. Kabuklarını soyduğumuz taze zencefillerimizi küp küp doğruyoruz. Reçeli yapmak için şöyle ben hepsini küp küp doğruyorum. Hepsini doğradıktan sonra toz şekerimizi ve suyu ilave edeceğiz. Bu tarifimizi özellikle kış aylarında yaparak şifa niyetine tüketebilirsiniz. Kesinlikle çok faydalı. Ben burada sizler için minimum bir tarif ölçüsü paylaştım. Siz bunu kendi tüketecek kişi sayısına göre 2-3 katına çıkarabilirsiniz arzuya göre. Bununla yaptığımızda şöyle bir yarım kiloluk, hatta tam yarım kiloyu doldurmadı bir reçel elde ettim. Şöyle her zaman benim ölçüm bu. Bugün de yaptığımda ne kadar olacak bakalım. 350 gram zencefile yapıyorum bu sefer. 500 grama kadar aynı ölçüyü kullanabilirsiniz. Yine tutar. 2 su bardağı su var reçelim için. 2 su bardağı toz şeker kullanacağım. Şöyle ikinci bardağı da ekliyorum. Yani ben bu tarifi kış aylarında yapıyorum. Hafif bu zencefil biliyorsunuz hafif acı bir tadı var. Hafif boğazı yakan ve bu grip olduğumuz zamanlarda çok iyi geliyor. Şekerli suyu ocağa koydum. O kaynarken yarım limonu zencefillerimin üzerine sıkıyorum. Şöyle ben dilimledim limonumu. 3-4 dilim oldu. Limonu üzerine sıktıktan sonra harmanlayacağım. Zencefillerin kararmaması, rengin değişmemesi için bunu yapıyoruz. Çok fazla böyle bir kahverengi görüntü benim hoşuma gitmiyor. Sarı, daha açık sarı, berrak reçel görüntülerini çok seviyorum. O yüzden bu şekilde limon sıkıyoruz. Kararmaması için veya koyu bir kahverengi olmaması için. Kaynayan suya zencefilleri ekliyorum. Kaynayan suya zencefilleri ekledikten sonra ocağın altını biraz açacağım. Hızlı kaynamasını istiyorum bu aşamada. Köpüklenmeye başladıkça köpüklerini alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte tekrar düşürüyorum reçelimi. Çünkü taşabilir ve bu reçelin hızlı ateşte kaynayıp suyunu birdenbire buharlaşıp kaybetmemesi gerekiyor. Zencefil sert bir bitki olduğu için uzun süre pişirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 1-1,5 saat pişireceğiz. O yüzden eğer ocağın altını yüksek açarsak su çokça buharlaşıp azalacaktır ve çok koyu bir şerbeti olacaktır. Çok karamelize olmasını da istemiyoruz tabii ki. O yüzden orta ateşte 1-1,5 saat pişireceğiz. Orta ateşte 1-1,5 saat pişirdikten sonra zencefilleriniz biraz yumuşamış olacak. Çok fazla diğer reçeller gibi yumuşamasını beklemeyin çünkü kök bir bitki olduğu için çok fazla yumuşamayacaklar. Bu şekilde yenilen bir reçel ve gerçekten çok şifalı. Özellikle kahvaltılarda hani grip olduğunuz zaman, canınız bir şey istemediği zaman ve zencefili toz olarak tüketmek istediğinizde biraz acı geliyorsa eğer bu şekilde tüketebilirsiniz. Evet, 1-1,5 saat piştikten sonra şerbeti koyulaşıyor ve servise hazır hale geliyor. Ben de servis tabağıma aldım sizlere daha iyi gösterebilmek adına sonucu. Daha sonra kavanoza dökeceğim ve ağzını sıkıca kapatacağım. Serin ve kuru yerde 4-5 ay muhafaza edebilirsiniz. Kavanozunun da kuru olması gerekiyor kavanozunuzun da. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla da olsun diliyorum.
Sizler ricam kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmanızı ve bildirimleri almak için zil ikonuna tıklamanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.